Herkese merhabalar. Bugün size bebek alışverişinden biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle alışveriş tiyolarından bahsedeceğim. Şimdi bebek alışverişi bebeğimizin cinsiyetini öğrendikten sonra bizi çok heyecanlandıran, böyle bebek mağazasına girip hangisini alsam, ne alsam, hepsi rengarenk, yumuşacık, pek çok şey ürün var. Ben de kendi oğlumun o erkek olduğunu öğrendikten sonra bir bebek mağazasına girmiştim. Ki bu işin bu olmuş olmasına rağmen kocaman mağazaya dönüşüp ne alacağım deyip bir tane patik alıp çıkmıştım dışarıya. O yüzden bebek alışverişi yapmadan önce güvendiğiniz siteler olabilir, kendi sevdiğiniz, sizinle bakış açısı aynı olan bir arkadaşınızdan mutlaka ona en çok kullandığı neler lazım bir liste çıkarın. Elinizde bir listeniz olsun. İşte bebek kıyafetleri için, bebek odası için, işte emzirme ürünleri için, kendiniz için, işte doğum çantasına koyacağınız malzemeler olabilir. İşte hamilelik değil, doğumdan sonra emzirme döneminde siz neler giymeniz lazım. Bunları güzel bir liste çıkarın. Bu elinizde bu liste olduğunda hayatınız daha kolay olacaktır. Bunun dışında ürünleri seçerken olabildiğince doğal ürünler, organik olabilir. Hani organik olmasa da doğal içerikli ürünler olmasını tercih edin. Özellikle bebek bezi, bebek şampuanı, bebekler için pişik kremi gibi ürünleri mutlaka içeriklerini kontrol edin ve doğal içerikli olmasına dikkat edin. Yani çok fazla içinde kimyasal içermeyen ürünler olmalı. Bunun dışında birer tane edinin. Yani çok fazla paket paket bebek bezi, pişik kremleri, nemlendirici paket paket ürün almamanızı tavsiye ederim. Bunun dışında da adetlere dikkat etmek lazım. Yani aldığınızda bebeklerin çok hızlı büyüyeceğini unutmayın. Yani kısa kollu bodiler, uzun kollu bodiler, atlet versiyonlu bodiler ve önden çıt çıtlı tulum en çok kullanacağınız ürünler. Mevsimine göre bebeğinizin doğabilme ihtimali, doğacağı tarihi düşünüp ve ona göre kıyafet serilerini içine gidireceğiniz bodilerde ve üstüne gideceğiz tulumlarda 6-7 tane, hadi maksimum 10'ar tane olması fazla da yetecektir. Ve bunlarda da dikkat edeceğiniz nokta, mutlaka etiketlerini okuyun. Çok iyi bir marka olabilir aldığınız ürün ama bebeğinizin direkt teninize değecek ürünün %100 pamuk olması çok önemli. Etiketine bakıp %100 pamuklu olmasının önemli. Bazen tulumlarda işte bir yerine fiyonk takıyorlar, böyle arkasında kanatlar oluyor vesaire. Bu tip ürünler olunca bazen diyor ki işte %80 pamuk, %20 polyester diyebilir. Hani o çok kabul edilebilir bir şey. Eğer kumaş, yani şeyin tulumun üzerinde böyle ıvır zıvırlar varsa. Mutlaka özellikle çıt çıtlıysa bazı markalar bu çıt çıtlar içinde ekstra güvenlik önlemleri alıyor. Sitelerine bakabilirsiniz ve buradan görebilirsiniz. Çünkü bebeğin ağzına sokabileceği ürünler olduğu için. Yine müslin örtüler bizim her dönemde en çok alacağınız ürünlerden biridir. Müslinlerde ne yaparsınız? Bebeğinizi kundak yaparsınız, çarşaf diye kullanırsınız, banyo sonrasında kullanırsınız, emzirme önlüğü olarak kullanabilirsiniz. En çok kullandığınız ürünlerdir. Hava geçirgenliği olan, çok kolay yıkanan ve ütü gerektirmeyen ürünlerdir. Bu müslinlerle bazen kundak yapın ve akşam uyutun dediğimde ya üşür mü acaba diye düşünüyorsanız, eğer kış bebeği ise o müslinlerden bir iki tane içinde bambu olanları, yani bambudan yapılmış müslin örtüler tercih edebilirsiniz. Onlar bebeği daha sıcak tutacaktır. Bunun dışında bir süt sağma makinesi hakkında mutlaka bilgi edinin. Bir tane süt sağma makinesi alın ya da lazım olduğunda işinize pompa dediğinizde ne demek istediğinizi anlasın işiniz. Mutlaka bir göğüs ucu kreminiz olsun. Meme ucu için göğüs kalkanı ya da bir tane gümüş kapaktan biri mutlaka yine elinizde olsun. Bunların dışında bebek odasını hazırlarken yine dediğim gibi çok fazla teferruatlı olmaması, daha böyle sakin renkler, daha soft renkleri tercih etmek çok önemli. Onun dışında banyo ürünlerine baktığımızda küvet gibi, işte içine koyacağınız file gibi bu tip ürünlerde de çok kocaman bir küvet değil ama orta şiddetli büyüklükte bir küvet olması, belki ayakları olması çok önemli. Yerde yıkamak her zaman için çok güvenli olmayacaktır. Ayakları olan bir küvet tercih edebilirsiniz. Mutlaka banyo havlusunun yine pamuklu olmasına dikkat edin. Yani aldığınız bebek havlusunun pamuklu olsun. Bebeklere bornoz, evet. Çok güzel ve giydirdiğinizde çok tatlı görünüyorlar. Sadece o kadar, giydirmek çok zordur. O yüzden düz banyo kurulama örtülerini tercih etmenizi tavsiye ederim yine. İlk günlerde böyle bir lif'e falan gerek yok. Elimizi şampuanlayıp direkt elimizde yıkadığımız için onları o tip bir şeyler bakabilirsiniz. Emzik biberon grubuna çok fazla girmenizi önermiyorum hamilelikte. Doğduktan sonra ihtiyaç durumuna göre bebeğe uygun şekilde tercih edebilirsiniz. Ama onlarda dikkat edeceğimiz şeyler de yaş aralığına bakacağız. Yani bebeğim kaç ay?
artık o ayda uygun ürünler tercih etmemiz gerekir. Bir de böyle hamileyken hemen almayın, doğduktan sonra alın dediğim bir iki ürün var. Bir tanesi sterilizatör. Çünkü belki de bebeğinizi hiçbir ürün kullanmayacağız. Doğum öncesi de sterilizatör almanızın çok anlamlı bulmuyorum ben. Bir de buhar hava temizleyicileri. Şu an tabii çok popüler, herkesin evinde doğalda da var. Ama bazı durumlarda bebekler için uygun olmayabiliyor. Çocuk doktorunuzun önerisiyle doğduktan sonra gerekiyorsa alabileceğiniz ürünlerdir. Bunun dışında da çok fazla abartmadan belli bir sayıyı tutup olabildiğince doğal içerikli olmalarına ve bebeğinizin tenine dokunacağı için işte daha çok böyle pamuklu ürünler olmasını tercih edebilirsiniz. Bebek alışverişi çok eğlenceli. Umarım bu alışverişi yaparken siz de çok eğleneceksiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.